Korktuğum başıma geldi. Otopilot kayış koparttı. Bir 15-20 dakika önce sıktım göbekten. Ben geçtim dümene. Bilmiyorum saat şu anda kaç, 9 falan herhalde. 1,5 saattir ben tutuyorum dümeni. Sabah 7. Hala uçuyor ortalık. Aa. 12 saat oldu şu anda. 12 saat, 1 saat daha var, 13 saat. Böyle bir sabah. Perişan etti ama. Sırılsıklam oldum. Ayaklarım ıslak, pantolon ıslak. Sırmıyor oradan, kopmuş. İnşallah başka bir şey yok.
Dümen. Ne var ne yok söktük. İnşallah bir şey olmamıştır. Gidebilmek istiyorum. Uyumak istiyorum. Otopilotsuz olmuyor bunlar işte. Ya, 60 euro verdim o kayışa. Ama hayatımı kurtardı. Yes! Yes! Şurası komple aşağı indi. Daha bunlar temizlenecek. Dün geceki yalpalardan, yalpa vurmaktan. İçeri giren sular, üstüm başım, her yerim tuz, ıslak. Perişan oldum, perişan. Bundan hemen bir tane daha edinmem lazım, bir yedek daha. Of. Çok şükür. Büyük bir belayı atlattık. Çok büyük bir bela.
sahibi olan herkes bol miktarda böyle temizlik yapar. Yemek dökülür. Her şey dökülür. Bunlar hep olur. En kötüsü de tuvalet temizliğidir. Genellikle olur. Tuvalet tıkanır, patlar. Bir anda ortalığı basar. Ondan sonra bunlar olan şeyler. 13,5 saat içeriye giremedim. Dökülüyor, duyuyorum, kırılıyor. Şangır şıngır gece yalpalar böyle. Giremedim içeri. Soğuk. Otopilot karşılıyor. Çıt çıt sesi yok. Çıt çıt sesi istemiyoruz. Ondan sonra darmadan bu güverte. Çöp çöp. İnşallah sağ salim varırsak ya da hava kalırsa üst liman. O zaman bakarız. Şimdi çay koyayım ben. Hadi şu esinim oldu. Şöyle bakın siz. Anlarsınız ne demek istediğimi. Ucuz atlattık. Aslında ucuz atlatmadık. Bayağı pahalı yaptık. Evet, her şey üst üste geliyor. Şimdi de Samsung telefonun şarj giriş yeri yandı. Deniz suyu gelmiş herhalde. Şarja takınca o şarj jack'ın olduğu, USB'nin olduğu yer erimiş. Şimdi diğer yedek telefonu geçtim. Bundan sonra görüntüler böyle olacak. Bilmiyorum nasıl. Şu bir köp verdiye varalım da hayırlısıyla. Ay, olmadı oradan bağlanıp bütün hesapları başka telefon alacağım. Gel. Dağ gibi gel. Şimdi bir tane daha gelecek. Sonu yok. Karışık. Karışık denizler.
yelken bu kadar. Son 193 mil. Bir atmaca kadar bir kuş var. O kadar hızlı manevralar yapıyor ki akıl alır gibi değil. Dalgaların arasına giriyor çıkıyor ama müthiş. Hadi yeter ya. 2 gündür esiyorsun, 25-25 yeter. Bir bırak bizi gidelim ya. Sör sör. Dalga çıkıyor, dalga iniyor bak. Kalacak gibi değil. Gece kalsa diyorum, rahat rahat gitsek. 2 gündür 25-25 esiyor. Yordu. İçerisi ayrı tıngırtı. Tıngırtıları kesmek iş. Nokta 2 götürüyor. ...25-28 knot... sağanaklar rezalet, birden bindiriyor. Aynen böyle tekneyi savuruyor. Kapattım kapıyı, serpinti geliyor. İçeriye su da giriyor. Böyle içeride oturuyorum. Süngerleri içeri aldım. Güverte süngerlerini. Uçmasınlar diye. Böyle gidiyoruz işte. Yani ayı görüyoruz ama şu ayın deniz üzerinde öyle bir gümüş rengi yansıması var ki bütün okyanus görünüyor. Ne yazık ki öyle bir kamera yok. Ama olağanüstü, olağanüstü. Dalgalar, köpükler, ayın şalkı gümüş, dışı dışarı doğru kararıyor. Böyle provaya doğru da dalgalar yine görünüyor. Sadun abi kitabında diyor, fırtınada dümeni bağlayıp içeri girdik, oturuyoruz. Öyle rüzgar var ki kuru direk yetiyor diyordu. Hakikaten öyle yani, kuru direk yetiyor gitmesine. Çok sert hava, çok. Öyle böyle değil. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koca koca dalgalar, 20 knot, 30 knot rüzgar. Sabah 8. Çay koyayım değil mi? Kahvaltımızı yapalım. İçeri şu an yok. Durmuyorlar yerlerinde. Buraları topladım, doldurdum. Çamaşırlar yerlerde.
zamanında. Üstümüzden geçti koca dalga. Telefonu kurtardım. Arkadan via yaptırdı, sonra yanına geçti, yatırdı tekneyi. Görünüyor mu? Allah muhafaza. Demek ki böyle bir kötü durumda kalsan 5 günde falan karşına böyle bir gemi çıkma ihtimali var. Çok düşük ihtimal ama. Bebeği Maya. Biraz uyudum şurada. Böyle gece var diye yatağım. Şimdi
de var. Arada dev dalgalar var. Canavarlar. Gidiyorlar ama. Sakinleşti deniz. Yani tekne son 3 gündür ilk defa bu kadar rahat gidiyor. Enteresan. Meraklıları buradaki bilgileri not ediyordur. Hesaplarını yapıyorlardır kendileri. Şu şekilde. İçeri dalga girdi. 5 gün sonra demir yeri baktım. Müthiş, heyecan verici. Beşinci gün. Beşinci günde böyle gitti. Canım benim, gel bakayım, gel. Gel. Şuna bak. Seni azat ediyorum. Git sen, yüz. İstediğince, gönlünce yüz. Bu şartlarda yapabileceğim en iyi kahvaltı. Bu kadar. Bunu yedikten sonra da çay. Son 50 mil. Ama berbat yalpa vuruyor, berbat. Öyle böyle değil. Eyvah! Çıkıyor, iniyor. Uçan balıklara bakın. Burası artık mayı mayı balıklarının, bizim lambuka dediğimiz şeyin, balığın yeri. O bunları çok seviyor. Uçan balıkları. Neyse, bunu yiyeyim ben artık bu şartlarda. Evet, yalpadan şikayetçiyiz. Yani yalpası berbat. Bu da herhalde 30 knot'un etkisi. Çok geniş alanda büyük bir havanın içine girdim. Dedim ki kendime, sen 25-30 knotlara girmiyorsun, nasıl Atlantik'e geçeceksin dedim. Burayı geçersen onu da yaparsın dedim. Kendimi bir gazladım ama öyle değil, hakikaten zor. Yalpası berbat. 6. günün sabahı da böyle başladı. Kovaya gittim. İçine baktım. Uçan balık içine girmiş. Durmuyor ki tekme. Evet, sen gece girmiş hayvan.
Vay be. Yemek iki tane de. Micho'nun anısı da bile iyiyim ben. Kafasından başlamış, sadece kanatları ve kuyruğu kalmış diyor ya. Bunun, bu kuyruğunun alttaki kısmı uzun. Ondan uçarken ara sıra suya değdirip destek alıp devam ediyor. Güç alıyor ondan. Onu izlemesi çok keyifli, yani benim hoşuma gidiyor. Tam böyle koncak gibi suya tekrar girecek gibi yapıyor. Ama o alttaki uzun kısımla palet vurup hızlı hızlı devam ediyor. Güç alıyor oradan. Çok keyifli. Öyle üstteki uçları öyle göründüğüne bakmayın. Yapısı böyle. Tüm uçan balıkların. İnceleyin. Belki uçuş videoları da vardır. Hakikaten şu arka kısmı şeye benziyor. Sardalya, uskumru gibi gövdesi benziyor. Böyle bir hayvan. Üstü pullu. Evet. Uçan balık. Peki, madem geldin, seni yiyelim. Öyle işte, rotasından çıkartıyor. Son 50 mil. Saat 5'i 10 geçiyor. 6 gün sonra kara göründü. Sal Adası 12 mil önümde ufukta silüet olarak görünüyor. Cape Verde'nin Sal Adası. Santa Maria'da diyorlar oraya. 6 gün sonra ada göründü. Kara göründü. İstediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Nihayet görmeyi çok istiyordum. Yaklaşık 30 mil kala, 30 mil kaladan beri sürekli çıkıp bakıyordum, görünüyor mu diye arıyordum. Az önce gördüm. Şimdi Cape Verde adasının, şimdi Cape Verde adasının bayrağını çekeceğim sancak burçataya. Çok şükür, çok şükür burayı da atlattık. Uçsuz bucaksız okyanusta sonunda bir kara parçası.